Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Suretul Kalem, Kalem Suresi. Sure Mekke-i Mükerreme'de nazil oluyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma önce Alak Suresi nazil oldu. İkra bismi rabbikellezî halak. Allah Azze ve Celle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme okumayı emretti, okumayı telkin etti. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Mâ ene bikâriin, ben okumayı bilmem, neyi okuyayım? O halde hayata dair, ahirete dair neler varsa onları oku." onu emretti Allah Azze ve Celle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Efendimiz'e gelen ilk emir, ilk ayet "İkra bismi rabbikellezî halak." Allah Resulü aleyhisselama Cibril bir metin takdim etmiyor. Ayet-i kerimeleri şifai olarak Efendimiz Aleyhisselam'a nazım ve mana itibariyle vahyediyor. Fakat Hazreti Musa'da olduğu gibi bir levhaya yazılı değil, bir kağıt üzerinde yazılı değil. O halde buradaki okumak evvela dinle anlamında, dinle, anla, hıfzet, sonra bunları insanlara tebliğ et. Tıpkı Musa Aleyhisselam'da olduğu gibi ve enehtertuke fessemi' limâ yuhâ. Musa Aleyhisselam'a da dinlemeyi Cenab-ı Hak emretmişti. Dinleyerek almıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme okumayı emrediyor. Yani bunun öncesinde Efendimiz Aleyhisselam dinleyecek, alacak. Sonra Allah Teala'nın ayetlerini okuyacak. İkinci nazil olan sure İbn Abbas'a göre Nun vel kalemi ve ma yasturun, Kalem suresi. Allah Azze ve Celle kaleme yemin ediyor. Yani şuna işaret ediyor. Bu ilim sancağı, İslam'ın sancağı ne zaman düşerse alimler bunu kaldıracaklar. Bu ümmet yıkıldığı zaman, dağıldığı zaman onun önüne alimler, alim-i Rabbaniler, meşayih-i kiram geçecek. Onlar yol verecekler. İkra bismi rabbikellezî halak. Onun için okumaya işaret ediyor. Burada da kaleme işaret ediyor. Kalemle, kelamla onlar ümmetin önünü açacaklar, büyük zaferlere imzalar atacaklar. Sonra gelen sure ise Ya eyyuhel muzzemmil kumil leyle illa kalila. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme örtüye bürünmek üzere olan, yorulan, evine çekilen peygamberi Allah Azze ve Celle namazla huzurunda durmayı emrediyor. Peygamber önce okuyacak, sonra İnsanları yazmaya teşvik edecek. Ardından da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aldıklarını Allah Azze ve Celle'den yaşayacak, hayatına tatbik edecek. Sonra gelen sure ise Ya eyyuhel muddessir kum feenzir ve rabbeke fekebbir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam okudular, yaşadılar, yaşamaya şimdi de yaşamaya davet edecekler. Örtüsüne bürünmek üzere olan peygamber kum feenzir, kalk ve inzar et. Allahu Ekber de insanları Allah Teala'nın yoluna davet et. İbn Abbas'ın dediğini esas alırsak o zaman Kalem suresi Mekke-i Mükerreme'de nazil olan ikinci sure. Fakat bazı ayet-i kerimeler sanki ikinci sure olmadığını, daha sonra bu surenin nazil olduğunu da söylüyor bize. Ona işaret ediyor, ona delalet ediyor. Neden? Çünkü اِذَا تُتْلَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ اِذَا تُتْلَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ Burada Velid bin Muhire olabilir, başka biri olabilir. O fıtrattaki insanlardan bahsediyor olabilir Kur'an-ı Hakim. Onlara Allah Teala'nın ayetleri okunduğu zaman kâle asâtîrul evvelin dediler ki bunlar öncekilerin masalları. Önce Alak suresi nazil olduysa, Alak suresinden hemen sonra eğer bu Kalem suresi indiyse, bu nazil olduysa, onlar da diyorlar ki öncekilerin masalları, öncekilerin masalları dedikleri peygamberlerin kıssaları, peygamberlerin kıssalarına dair henüz ayet-i kerimeler nazil olmamış olur. Sonra burada cemaate dair Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı bir direniş var. Sondan ikinci ayet-i kerime وَاِنْ يَكَادُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونَ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini okurken ayet-i kerimeleri duyduklarında, dinlediklerinde neredeyse
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bakışlarıyla devireceklerdi. Efendimiz'e öyle bakıyorlardı, öfkeyle bakıyorlardı ya da nazar edecek bir nazarla bakıyorlardı. Yani gözle etkileyecek bir nazarla bakıyorlardı. Burada لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ cemaat olarak bakıyorlar. İslami davet ise önce ferdi olarak başlamıştı. Fakat burada cemaatin bir, Mekke'nin toplu bir direnişinden bahsediyor. O da olabilir, yani daha sonra nazil olmuş olabilir veya bu ayet-i kerimeler onlar geleceğe dair Kur'an-ı Hakim'e bu tür iftiralar atacaklar. Böyle buhtanları olacak, yalanları olacak, yanlışları olacak. Onları önceden Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber vermiş olabilir. Fakat sureye genel itibariyle umum bir nazarla baktığımız zaman Allah Azze ve Celle önce yemin ediyor, kaleme yemin ediyor, kelamı yüceltiyor. Yani büyük zaferleri siz bununla kazanacaksınız. Kılıçla bir zafer kazanırsınız. Başkaları gelir, sizin kılıcınızdan daha müessir olurlar, daha güçlü olurlar. O kılıcı kırarlar, parçalarlar. Sonra siz kılıçla tekrar bir daha bir zafer kazanırsınız. Fakat eğer İmam Gazali ile, İmam Rabbani ile, Alim-i Rabbanilerle zaferler kazanırsanız, bu zaferlerin önüne kimseler geçemez. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. Efendimiz Aleyhisselam'a deli diyorlardı. Surenin sonuna bakarsanız sondan ikinci ayet-i kerime innehu le mecnun. Efendimiz Aleyhisselam'a mecnun diyorlardı, deli diyorlardı. Yani cinler bunu çarptı diyorlardı, sihirbaz diyorlardı, kahin diyorlardı. Peki neden Efendimiz Aleyhisselam'a deli diyorlardı? En akıllı olduğunu onlar da kabul ediyorlardı. Kabe-i Muazzama yeniden onu inşa etmişlerdi. Hacer-ül Esved'i yerleştirecekler, yerine koyacaklar. Aralarında bir ihtilaf var. Kim koysun, kim bunu yapsın? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içeriye giriyor. Allah Resulü aleyhisselam onlara neyi nasıl yapmaları gerektiğini anlatıyor. Yere bir bez seriyorlar. Onun üzerine Hacer-ül Esved'i koyuyorlar. Hep birlikte kaldırıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya yerleştiriyor. Yani Efendimiz Aleyhisselam'a El-Emin diyorlardı. Muhammed El-Emin, Muhammed. Yani en güvenilir El-Emin'di Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Böyle bir sıfat uygun görmüşlerdi. Ebu Sufyan Heraklius'la karşılaştığı zaman henüz iman etmemişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dair ona sordu. Önceden yalan konuşur muydu? Hayır dedi Ebu Sufyan. Allah Resulü'nü anlatıyor. Ondan müştekiler, ondan rahatsızlar, dinleri yok oluyor, eriyor, İslam'ın karşısında duramıyorlar. Karşıda Bizans hükümdarı var, ona istimdad ediyorlar, yardım istiyorlar. Acaba yollarını açabilir mi diye soruyor onlara. Önceden yalan konuşur muydu diye, hayır deyince insana karşı yalan konuşmayan Allah Azze ve Celle ona karşı da yalan konuşmaz diyor, konuşamaz diyor. Efendimiz Aleyhisselam biriyle ortağıyla bir ahitleşmesi var, randevusu var, söz veriyor. Taşın üzerinde 3 gün bekliyor. 3 gün sonra ortak hatırlıyor, oraya geliyor. Efendimiz Aleyhisselam hala taşın üzerinde. Hala o adam bekliyor. Buyuruyorlar ki, limada şakakt aleyye. Yani neden bana bunu yaptın? Tam 3 gündür seni burada bekliyorum. 3 gün önceydi. 3 gün önce ortak oraya gelecek. Efendimiz Aleyhisselam'la ne kadar bakiye varsa Allah Resulü ona verecekti. Bekliyor orada, adam unutuyor, 3 gün sonra geliyor ama Allah Resulü Aleyhisselam hala orada. Efendimiz Aleyhisselam'a inanmıyorlar, reddediyorlar, öldürmek için toplanıyorlar, koalisyonlar oluşturuyorlar. Fakat yine o halde emanetlerini Efendimiz Aleyhisselam'a veriyorlar. Onun için Allah Resulü Aleyhisselam Mekke-i Mükerreme'den ayrılırken o emanetleri Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'e veriyor. Hazreti Ali geride kalıp onları sahiplerine iade ediyor. Şöyle demiyor, gidiyorum bunlar da öldürmek için beni toplandılar geldiler, o halde bunlar bana helaldir, alayım ve götüreyim, ganimet olsun demiyor sallallahu aleyhi ve sellem. وَمَا أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Bütün peygamberlerin ortak özelliği.
Yani onlar tevhidi anlattılar, vahdaniyetten bahsettiler. Ve'budullah dediler. Sadece Allah Azze ve Celle ibadet edin. Başlarınız sadece onun önünde eğilsin. Onu söylediler. Hemen onun ardından biz sizden dünyalık istemiyoruz. Dünyalık bir talebimiz yok. Bizim mükafatımızı Allah Azze ve Celle verecek. Cennet olarak verecek. Cemalini müşahede etmek olarak verecek. Onu söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşi olan diğer peygamberler gibi. Peki onlar bütün buna rağmen Efendimiz'e deli diyorlar. Allah Azze ve Celle وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ Kaleme yemin ettikten sonra مَا أَنْتَ بِنَعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ O yeminin cevabı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbinin nimetiyle, onun ihsanıyla mecnun olmadığını, deli olmadığını ilan ediyor, ifade ediyor. Yani neden Efendimiz'i o halde hem Muhammedül Emin diyorlardı hem de deli diyorlar? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam, ey Mekke, bundan sonra imtiyazın yok. Bundan sonra beyazlar siyahlardan üstün değil. Bundan sonra efendiler kölelerden üstün olmayacak. Bundan sonra kadınların onurlarıyla oynamayacaksınız, oynayamazsınız. Deli misin diyorlar. Sen bu hakları bizim elimizden nasıl alırsınız? Bundan sonra soya göre, boya göre insanlar değerlendirilmeyecek. Sen deli misin diyorlar. İnnehu lemecnun. Yani Efendimiz Aleyhisselam'a deli demeleri, onlar nelerle insanların önüne geçtilerse, nelerle imtiyaz sahibi olduklarını iddia ediyorlarsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi bunları onların elinden aldı. Peki Allah Resulü Aleyhisselam'a deli diyenler kim onlar? Onların özellikleri neler? فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ Kur'an-ı Hakim onların karşılarında seni yalanlayan, Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini tekzip eden, reddeden o güruhun karşısında eğilme, teslim olma, yıkılma. Onlar senin onlara taviz vermeni istiyorlar. Sonra onların özelliklerini tadat ediyor. 8-9 maddede kim bunlar? Belki Velid bin Mughire, belki Ahnes, belki başka birisi. Ama her asırda bunlar olacaklar. Müslümanlara yobaz, İslam'a yobazlık diyenler, Müslümanlara mürteci, İslam'a irtica diyenler, yani bir olay, bir hadise üzerine İslam'a saldıran adamlar, onların dünyalarına bakarsınız derler ki suç ferdidir. Onu umuma teşmil edemezsiniz. Fakat bir yerde, bir vakıfta bir hain, İslam'a kasteden bir adam orada bir yanlış yaparsa alırlar o olayı, o hadiseyi, bütün Müslümanlara teşmil ederler. Çünkü bunların asıl amacı, asıl gayesi, nerede bir şey bulsak da habbeyi kubbe yapsak, onun üzerinden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme saldırsak, en izzetli, en onurlu insanlara en onursuz ithamlarda bulunurlar. Yani kendiler derler ki eşcinsellere özgürlük verin, onlar da evlensinler, nikahsız yaşamayı özgürlük olarak kabul ederler. Buradan kalkarlar, bir tane hain, zalim bir adam o İslam'a kasteder, fakat bu adam bu kastıyla, bu rezaletiyle Müslümanların içerisine girmiş olabilir, orada durabilir. Sonra bu adamın yaptığı üzerinden izzet dini olan, iffet dini olan İslam'a saldırırlar, Müslümanlara saldırırlar. Hani onların dünyasında suçlar bireyseldi, birisi bir hata yaptığı zaman onu evrenselleştirmeyecekler, diğer insanlara taşımayacaklardı. Şimdi bir hain, bir zalim eğer bir yerde bir ihanet yaptıysa, bir suikastı varsa, siz de biliyorsunuz ki bu adam kendi başına onu yapmıştır. O halde o yanlıştan dolayı neden Müslümanlara kastederler, onu teşmil ederler? Çünkü bunlar İslam'a sövmek, Efendimiz Aleyhisselam'a hakaret etmek için fırsat bekliyorlar. Buldukları zaman saldıracaklar. O halde Müslümanlar duruşlarını alacaklar, yerlerine, konumlarına bakacaklar. Sağa sola yürürken benimle kim var diye itimat etmek için bakmayacaklar. Ama sağımda solumda kimler var? Bu adamlarla aynı yerde duruyorsam, aynı safta mücadele ediyorsam, bunların ihaneti varsa, bunların çocuklara, kadınlara karşı zulmü varsa,
eğer bu zulüm varsa, ben de bu zulme sessiz kalırsam, bu adam burada kalmasına sessiz kalırsam, bunun üzerinden İslam'a saldıracaklar. Efendimiz Aleyhisselam'a hakaret edecekler. O halde o adamlar burada duramazlar. O safta duramazlar. O halleriyle duramazlar. Müslümanlar temizlik yapacaklar. Neden? Allah Teala namazın önünde günde 5 defa farz namaz kılıyoruz. Nafile namazlar var. Namaz abdest olmadan olmuyor. Ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ila salati fâgsilû vucûhekum. Abdest alıyorsunuz. Abdesti bize uzun bir ayet-i kerimede anlatıyor. Yarım sayfa bize abdestten, abdestle alakalı hususlardan bahsediyor. Peki eğer abdest alamıyorsak o zaman feteyemmemû, teyemmüm alacaklar. Toprak esas itibariyle temizlemez. Peki neden toprağın üzerine ellerimizi vurup da yüzümüze sürüyoruz? Neden ellerimize dirseklerimizle beraber sürüyoruz? Böyle sıvazlıyoruz elimizi kolumuzu. Neden bunu yapıyoruz? Ey Müslümanlar, 10 yıl bile olsa su bulamazsanız, olduğunuz yerde su olmasa elinizi toprağa vurun, temizliği şuur olarak unutmayın. Meleke olarak unutmayın. Hayatınızda temizlik olacak. Madde anlamında temizlik olacak, mana anlamında temizlik olacak. Yani bedeninizi nasıl temizliyorsanız, içinize sızan insanlar, münafıklar, zalimler, mücrimler, facirler, eğer sizinle aynı safta duruyorlar, onlar İslam'a ihanet ediyorlarsa safınızı temizleyin. Yolunuzu temizleyin, caminizi temizleyin, okulunuzu temizleyin. Onları içinizde saklamayın. Çünkü münafıklar, zalimler suçu evrenselleştirecekler. Onlar üzerinden İslam'a kastedecekler. İşte burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ona adaveti olanlar, husumeti olanlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o topluma durun dedi. Bu cadde çıkmaz sokak. Bundan sonra mazlumlar, yetimler ezilmeyecek. Onların hakkını, hukukunu Allah Resulü Aleyhisselam Mekke-i Mükerreme'deki bir avuç sahabeyle radıyallahu anhum tutup kaldırdığından dolayı innehu lemecnun dediler. Aklını kaybetti dediler. Bizim elimizdeki imtiyazları alıyor dediler. Peki Efendimiz Aleyhisselam'a deli diyen kimler? Kim bu küfür yobazları? Kim bu iffet yobazları, ahlak yobazları? 9 maddede Allah Azze ve Celle onların özelliklerini tadat ediyor. Peki bunlar Mekke-i Mükerreme zaviyesinden baktığınız zaman galip olabilirler, Habbab'ı ezebilirler, Ammar'ı ezebilirler, manipüle yapabilirler, en yanlışı en doğru, en doğruyu en yanlış gösterebilirler. Bütün bunları yapmış olsalar da eğer siz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlak yapısına, ahlak nizamına sadakat gösterirseniz, yani ve inneke lala hulukun azim olan, yüce ahlaka sahip olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda, izinde olursanız, yürürseniz, çıkış yolu, çıkış kapısı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin menheci olursa göreceksiniz. Senesimuhu alel hurutum, 16. ayet-i kerime. Allah Azze ve Celle yakın bir gelecekte onların burunları üzerine zillet damgasını vuracağız. Yok olacaklar, ezilecekler. Velid bin Muğire bunları söylüyordu, hakaret ediyordu, taan ediyordu. Fakat şimdi Mekke-i Mükerreme'de Velid bin Muğire'nin Allah Resulü Aleyhisselam'a mecnun diyenlerin yolundan, soyundan, boyundan kimseler kalmadı, yok oldular, yok olacaklar. Siz onlar gibi kahrederek, siz onlar gibi hakaret cümleleri kurarak onların soyunu kesemezsiniz. Nasıl olacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlaki değerlerine, esaslarına ittiba edeceksiniz. Temessük edeceksiniz, sarılacaksınız, yapışacaksınız. Ve'tesimu bihablillahi cemi'a ve la teferraku. Ümmet olacaksınız. Habl-i metin olan Kur'an-ı Hakim'e ittiba ettikten sonra yürüyüşünüze devam edeceksiniz. Allah Azze ve Celle bu davanın sahibidir. Onları ortadan kaldıracak. Zillet mührünü onların burunlarına vuracak. Peki sonra bahçe ashabından bahsediyor. İnna belevnâhum kemâ belevnâ ashâbel cennâ. Mekke'dekiler yeneceklerine dair umutları vardı. Servetleri, malları, hanları, hanumanları vardı.
bu iktidar bitmez, bu saltanatın sonu gelmez, öyle diyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun ashabı onları zayıf görüyorlardı. Kur'an-ı Hakim onlara, sonlarınız nasıl olacak? Evet, mana cephesinde zillet sizin kaderiniz olacak, kaybedeceksiniz, zelil olacaksınız. Senesimuhu alel hurdum. Peki madde cephesinde, yani servetleriniz, iktidarlarınız, peki onlar ne olacak? İnna belevnahum kema belevna ashabel cennet. O bahçe sahipleri, onları nasıl imtihan ettiysek, onları nasıl helak ettiysek, onlara nasıl bela verdiysek, aynı belayı bunlara da verecek. Ekonomileri batacak, borsaları çökecek, iktisat nizamları, doktrinleri vesaireleri, bütün bunlar hak ile yeksan olacak. Yani iflas edecekler. Allah'ın kudreti karşısında hiçbir ekonomik sistem duramaz, dayanamaz. İnna belevnahum kema belevna ashabel cennet. Ey Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ashabı, onun öğrencileri, bunlar size deli diyecek, yobaz diyecek, mecnun diyecek, karşınıza duracaklar. Ne kadar güçleri, kuvvetleri, iktidarları, adamları varsa, kalemleri, kelamları varsa, onlarla size saldıracaklar. Fakat siz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlaki esaslarını kendi hayatınızın dusturları, kanunları olarak kabul ederseniz, inna belevnahum. Peki fail kim? Allah azze ve celle. Nunul azame var burada. İnna belevnahum. Onlara belayı verecek siz değilsiniz, Allah azze ve celle. Onları süründürecek Allah azze ve celle. O halde bu davanın sahibi Allah'tır. Allah Azze ve Celle'ye ittiba edin, onun yasalarına bağlanın, o yasalara göre hayatınızı tayin ediniz. Peki bahçe sahibi onların felaketinden, helaketinden, savrulmalarından bahsediyor. Yok oluyorlar, yani servetleri yok oluyor, fakat bunlar sonra tevbe ediyorlar. Eğer tevbe ederse zalim olanlar kurtulurlar Mekkelilere. Mekkeliler konumunda olanlar Allah Teala, eğer tevbe ederlerse kurtulabileceklerini işaret ediyor. Peki bu bölüm 33. ayet-i kerimeye kadar devam ediyor. Sonra اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجْرِم۪ينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. Onların ahiret hallerinden bahsediyor. Onlar mücrimler, onlar zalimler, onlar Allah Azze ve Celle'ye, onun kitabına, peygamberine adavetleri var, husumetleri var, fakat bütün buna rağmen eğer ahiret varsa, diriliş varsa, nasıl dünyada nimet bizim elimizde, iktidar bizde, saltanat bizde, ahirette de öyle olacak diyorlar, onu iddia ediyorlar. Allah Azze ve Celle onların ahirete dair sözlerinin nasıl yalan olduğunu anlatıyor, hallerinin de perişanlığından bahsediyor. Üçüncü bölümde bu bölüm فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَد۪يثِ oraya kadar devam ediyor. 43. ayet-i kerimeye kadar devam ediyor. Orada فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَد۪يثِ Allah Azze ve Celle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 4. bölümde onları bana bırak. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَد۪يثِ Bu Allah'ın kitabını, bu sözü, Kur'an-ı Hakimi kimler yalanlıyorsa onları bana bırak. Çünkü bu dava benim davam. Bu Allah davasıdır. Onun için inna fetahna leke fetham mubina. Fethi Cenab-ı Hak kendine izafe eder, kendine isnat eder. İza ca'a nasullahi vel feth, ya da ve ma ramayte iz ramayte velakinnallaha rama. Atan Allah Azze ve Celle'dir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den gelen o zalimler tarafından Bedir'de kuşatılır. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ordusunun 3 katı büyüklüğünde bir ordu var. Karşıda onlar. Efendimiz Aleyhisselam yerden bir avuç toprağı alır atar onlara. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. O bir avuç toprak o zalimlerin gözüne parça parça toz zerrecikleri halinde isabet eder. Mermi gibi gider, kurşun gibi gider. Peki isabet ettiren kimdir? Bu davanın sahibi olan Allah Azze ve Celle'dir. Peki 5. bölüm فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ
Allah Azze ve Celle'nin hükmüne sabret. Ve la tekünke sahibül hud. Hazreti Yunus Aleyhisselam gibi olma. Yolda yürüyüşe devam et. Allah Azze ve Celle bunun karşılığında sana ecirler verecek ahirette. Dünyada zaferler, fetihler ihsan edecek. Dava adamlarına, davetçilere, alimlere, mürebbilere, mücadele adamlarına, İslam'ın çocuklarına, kızlarına, bütün onlara fesbir li hukmi rabbik ve la tekun ke sahibil hud. Yani o balık sahibi gibi, Hazreti Yunus Aleyhisselam gibi, Yunus bin Metta gibi aceleci olmayın. Olduğunuz yerden ayrılmayın, mevzinizi terk etmeyin. Menzilde durun, mücadele devam edin. Yolu açacak olan Allah Azze ve Celle'dir. Diğer ve sonuncu bölüm ise وَاِنْ يَكَادُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme madde cephesinde neler yapıyorlar, nasıl hakaret ediyorlar, savaşıyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Sonra mana cephesinde ona deli diyorlardı. Sure onunla başlıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın nimetiyle, ihsanıyla Mecnun olmadığını, o olmayacağını, fakat onların akla ziyan sistemlerini reddettiğinden dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen deli misin, nasıl bu hakları, imtiyazları elimizden alıyorsun diye karşı geldiklerini sure bize anlatmıştı. Yine onunla bitiyor ama orada bir tembih var. Yani bunlar mücadeleyi söz planında sadece sen delisin diyerek, bu kadar söyleyerek bırakmazlar. Bunun ötesine giderler. Orada eğer gözleriyle, nazar yoluyla seni devirebilecekse devirirler ya da başka yöntemler, çareler seni devirmek için bulabileceklerse onlara da tevessül ederler diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bu hadiseyi bildiriyor. Bize de, onun ümmetine de aynı yolları sizi çökertmek için de deneyecekler, aynı yollardan yürüyecekler diye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetini Allah Azze ve Celle ikaz ediyor. Efendim bu mukaddime çerçevesinde şimdi sureyi tefsir etmeye başlayalım. Allah Teala muvaffakiyetleri ihsan buyursun. Hakkı hakikati söylesin. Hakikat konuşsun. Hakikatin ifadelerini Allah Teala bizleri tercüman eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalem suresi. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Huruf-u mukatta Allah Azze ve Celle Mekkelilere şunu ilan ediyor. Hani siz Kur'an-ı Hakim'in Allah Azze ve Celle'de nazil olduğuna inanmıyorsunuz, bunu reddediyorsunuz. Kur'an-ı Kerim bu harflerden oluşuyor, bu harflerden mürekkep. Sizde de Arap'ın en büyük şairleri var, edebiyatçıları var. İşte buyurun, Kur'an-ı Kerim bu harflerden oluşuyor. Sizler de Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini vücuda getirin. Ya da burada bir balık adıdır, ismi cins olarak zikrediyor veya üzerine yazı yazılan levhanın adıdır veya divitin adıdır, nun. Ama bütün bunlardan öte şöyle almış olursak, işte Kur'an-ı Kerim bu harflerden oluşur. Sizler de eğer Kur'an-ı Hakim noktasında itirazlarınız varsa buyurun, siz de Kur'an-ı Hakim'in bir benzerini vücuda getirin. Şairleriniz, edebiyatçılarınız, kimler varsa onlarla aynı masanın etrafında toplanın ve çalışın. Onların enaniyet damarlarını parçalayan hurufu mukatta. Vel kalemi ve ma yasurun. Sonra Allah Azze ve Celle kaleme yemin ediyor. Kalemi yüceltiyor. Kalemle yollar açılacak, ona işaret ediyor. Dersin başında bir kardeşimiz, peki birileri şöyle sorarlarsa, madem Allah Azze ve Celle kaleme yemin ediyor, kalemi yüceltiyor, o halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden kalemle yazmayı öğrenmedi? Neden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmi olduğunu söylüyoruz? Biz söylemiyoruz. Kur'an-ı Hakim söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ Yani ümmi peygamber, ümmi olduğunu Allah Azze ve Celle iki ayet kerimede bize ifade buyuruyor. Ümmi, yani anneden doğduğu halde kalan. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nereden alıyor vahiy? Allah Azze ve Celle'den. Sünneti de vahiy ve ma yentuk anil heva in huve illa vahiy yuha. Kur'an-ı Hakim zaten Allah Azze ve Celle'den alıyor.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazmayı öğrenmiş olsa, okuma yazmayı bilen peygamber kalemle, kelamla, kitapla, okur yazar olmakla kimin bilgisine ulaşmış olacak? İnsanların bilgisine ulaşacaktı. Peki peygamber bize insanların, kendinden önce yaşayanların, Aristo'nun, Sokrat'ın, Eflatun'un, onların hikemiyatını, felsefesini vesairesini bize aktarıyor. Allah Teala'nın vahyini mi? Allah Teala'nın vahyini bize aktarıyorsa, o zaman peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin okur yazar olmaya ihtiyacı var mı? Peki bizim ihtiyacımız var. O halde bu ayet-i kerime bize okur yazar olmayı, kalemle İslam mücadeleyi yürütmeyi telkin ediyor. Yani kalemle mücadele, mücahedenin, cihadın önemli bir rüknü olduğunu işaret ediyor. Peki neden böyle bir işaret var? Çünkü bizim Kur'an-ı Kerim'e ulaşmamızın yegane yolu kalem ve kitap. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerini okuyabilmemizin yegane yolu okur yazar olmak. O hadis-i şerifleri, yazılan metinleri okuyabilmek. O halde biz Kur'an-ı Kerim'e, biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine, buyruklarına sadece kalemle ulaşabiliriz, kelamla ulaşabiliriz, kitapla ulaşabiliriz. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim bilgimize muhtaç değil ki, bizim bilgimize, irfanımıza Allah Resulü Aleyhisselam'ın ihtiyacı yok. Ama bütün arifler, bütün alimler, bütün hakimler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme muhtaç. İşte bu kalemle insanlar neye ulaşırlar ya da kalem neyi aktarır insanlara? Eğer bunu tefrik edemezsek, temiz edemezsek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmi olmasını anlayamayız. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer ümmi değil de okur yazar olmuş olsaydı idellertâbel mubtilûn, o zaman o vahyi iptal etmek isteyenler, onlar şüpheye düşeceklerdi, şüphelerini izhar edeceklerdi. Onun üzerinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ithamlar yöneltecekler, diyeceklerdi ki işte sen okur yazar birisin, bu ayet-i kerimeleri Tevrat'tan, İncil'den vesaireden haşa alıyorsun diyeceklerdi. Peki ümmi bir peygamber var. Oryantalistler bugün ne diyorlar? Peygamber haşa bu ayet-i kerimeleri Tevrat'tan, İncil'den aldı diye iftira ediyorlar. Ama Mekke şahit. Mekke'de Efendimiz Aleyhisselam bütün hasımları şahit. Neye şahitler? Allah Resulü Aleyhisselam ümmi. Biri kalkıp şunu demedi. Sen bunu Tevrat'tan aldın, İncil'den aldın diyemediler. Sana filan öğretiyor dediler. Falandan dinliyorsun dediler. Ondan alıyorsun dediler. Ama sen okuyorsun diyemediler. Çünkü onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmi olduğunu biliyorlardı. Peki o halde oryantalistler buradan saldırıyorlarsa, birileri de içeriden Efendimiz aleyhisselamın ümmi olduğuna itiraz ediyorlarsa, bu itirazla kimin ekmeğine yağ sürdüğünü anlayın. Ne yapmak istiyorlar? Belki bilerek yapıyorlar, belki bilmeden yapıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmi olması, cahil olması anlamına gelmez. Bunu defaatle anlatmıştık, ifade etmiştik. Ümmi olmanın karşılığı okur yazar olmamak. Alim olmanın karşıtı ise cahil olmak. Yani ümmi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun zıddı okur yazar değildi. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam ümmiydi, bunun zıddı haşa. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmiydi, alim, arif değildi gibi bir anlam buradan çıkmaz. Çünkü ümmiliğin zıddı nedir? Okur yazar olmaktır. Ümmi olmanın zıddı okur yazar olmak, cahil olmanın zıddı ise alim olmaktır. Efendimiz aleyhisselam kimin bilgisine muhtaçtı ki böyle bir iddiada bulunuyorlar? O Allamul Guyub olan Allah Azze ve Celle'den vahyi alıyor, Kur'an-ı Hakim'i alıyor. Kur'an-ı Hakim'in beyanını Allah Azze ve Celle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildiriyor. O halde Efendimiz Aleyhisselam'ın okur yazar olduğuna dair bütün ifadeler subjektiftir. Peki nun vel kalemi ve ma yasturun. Kaleme yemin olsun. Ve ma yasturun, yazdıklarına yemin olsun.
Yani o kalemin yazdıklarına da olabilir, burada mecaz da olabilir veya ve ma yasurun o kalemin sahibi olanlar, kalemle yazanlar, onların yazdıklarına yemin olsun ya da hafıza meleklerine işaret olabilir. Allah Teala onlara yemin ediyor. Şimdi yeminin cevabı ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. Rabbinin nimetiyle, yani bi ni'meti rabbike, mürebbin olan, seni terbiye eden, sana hayatı öğreten Allah Azze ve Celle'nin nimetiyle bi mecnun, buradaki bazı zaidi anlamını teyit ediyor, tekit ediyor. Asla sen Rabbinin nimetiyle, ihsanıyla mecnun olamazsın. Ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. Ve inne leke le ecran gayre memnun ve inneke le ala hulukin azim. Ve inne leke le ecran, senin için bir ecir var ki onun sıfatı gayre memnun, kesintisi olmayan, sonsuza kadar devam edecek bir ecir var. Çünkü insanlar kalemle mücadeleyi, kelamla mücadeleyi, irfanı, ahlakı senden aldılar. Sen Mekke'deki yanlışların karşısında durdun. Ey Mekkeliler, bu imtiyazlar bundan sonra sizin olmayacak. Bu imtiyazlarla insanların alın terini sömüremeyeceksin. Sen söyledin. Ve inne leke le ecran gayre memnun. Bu ahlak yolunu sen açtın. Onun için sana dair gayre memnun, kesintisi olmayan, sonsuza kadar devam edecek bir ecir var. Çünkü Allah yolunu yeniden sen açtın. İbrahim Aleyhisselam'ın yolunu sen temizledin. Ve inneke la'ala hulukun azim. Ve inneke la'ala hulukun azim. Sanki bu ayet-i kerime hakikatte değil, nahi itibariyle. Fakat mana itibariyle baktığımız zaman sanki birinci ayet-i kerimenin talili gibi, onun illeti mesabesinde. Neden senin ecrin, hasenatın kıyamete kadar devam edecek, sonsuza kadar devam edecek? Bütün insanların, Müslümanların hayır adına, hasenat adına yaptıklarından senin amel defterine pay gelecek. Ve inneke la ala hulukun azim. Çünkü sen yüce bir ahlak üzeresin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada metheden, sena eden bizzat Allah Azze ve Celle. Yani bizzat Allah Azze ve Celle devreye giriyor. Onlar mecnun diyorlar, deli diyorlar. Fakat onu tezkiye eden kainatın sahibi. Ve inneke la ala hulukin azim. Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını soruyorlar. Kâne hulukuhul Kur'an buyuruyor. Onun ahlakı Kur'an hakim. Kur'an-ı Hakim'de Allah Teala'nın yapmaya dair ne emirleri varsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları hayatına tatbik ediyor. Nerede nehi varsa sallallahu aleyhi ve sellem onlardan uzak duruyor. Neleri yaptı, nelerden uzak durdu? İşte bunlar Kur'an-ı Hakim'in, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına yansıma şekli. Kur'an-ı Hakim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında pratize oldu. Fesetubsiru ve yubsirun. Sen de göreceksin. Fesetubsiru ve yubsirun. Onlar da görecekler. Peki neyi görecekler? Ahirette. Kim üstün ahlaka sahip? Kimler deli? Kimler ahlak sahibi? Kimler irfana? Kimler felakete? Kimler oluşa? Kimler ölüşe davet ediyorlar? Ölmeye davet ediyorlar. Fesetubsiru ve yubsirun. Sen de göreceksin. Onlar da görecekler. Yani bütün bunlarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Müslümanlara teselli var, kafirlere tehdit var. O halde bu davanın sahibi Allah Azze ve Celle benim buyuruyor. Surenin başından sonuna kadar kainatın sahibi, emir komuta bende, zafer benden gelecek, kafirlere hezimet kararı benden gelecek. Fesetubsiru ve yubsirun. Sen de göreceksin, dünyada da göreceksin, ahirette de. Siz zaferi göreceksiniz. Eğer Muhammed Aleyhisselam'ın ahlak nizamına ittiba ederseniz, ey Muhammed Aleyhisselam ümmeti, burada göreceksiniz. Ahirette de sizin Allah Teala'nın rızasına, rıdvanına nasıl nail olduğunuza şahit olacaksınız. Onların da cehennemin narına nasıl mahkum olduğunu göreceksiniz. Beyyikumul meftun. Hanginiz deli? Yani meftun burada mastar anlamında. Futun, cunun. Yani cinnet kimde? Sende mi? Beyyikumul meftun. Hanginizde? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de mi, yoksa ona
delilik isnadında bulunan Velid bin Muvire'de, onun adamlarında, onunla aynı safta duranlarda mı, hanginizde? Bu ortaya çıkacak, zahir olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle akla ziyan bir şekilde mücadele ettiler. Peki yok oldular. Onlardan geriye kalan Mekke'de bugün sadece matem var. Ebu Cehil'in ruhu kalkmış olsa, Mekke sokaklarına dolaşsa ne Hubel'i görür ne putperestlerden bir tane adam görür. Mabetlerini, tağutlarını görebilirler. Peki bunun gerekçesi nedir? Neden onlar zilleti görecekler, Müslümanlar izzetle bundan sonra yürüyüşlerine devam edecekler. Ahirette kurtuluş Müslümanların olacak. İnne rabbeke hu a'lemu bimen zalle an sebilih ve hu a'lemu bil muhtedin. İnne rabbeke, çünkü senin Rabbin, cümle öncesini talil ediyor. Hu a'lemu bimen zalle an sebilih. Yani yolundan ayrılanı Allah Teala burada ismi tafdil, fakat alem, alim anlamında Allah Teala bilir kim yolundan saptı. O alemu bil muhtedin, kim yoluna gidiyor, kim hidayete erenler, kim İbrahim Aleyhisselam'ın öğretilerine sadakat gösteriyor. Rabbin, Allah Azze ve Celle bunu bilir ya da en iyi bilendir. Eğer kendi kalıbında alırsak, hu alemu bimen zalle an sebili, yolundan ayrılan, uzaklaşan, dalalete düşen kim, bunu Allah Azze ve Celle en doğru olarak bilir, hidayette olanları da. O halde fela tud'il mukezzibin, buradaki fa, fa-i fasiha, yani hadise buysa, o halde şimdi gerçek olanı, lazım olanı, anlaşılması gerekeni, lazım olan manayı şimdi söylüyorum. فَلَا تُدْعِ الْمُكَذِّب۪ينَ, madem ki onlar dalalette, madem ki Allah Azze ve Celle onların dalalette olduğunu, o yolun çıkmaz olduğunu biliyor, haber veriyor, ilan ediyor. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, madem ki فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ, sen de göreceksin, onlar da görecek. Dünyada hezimeti onlar, sen izzeti. Onlar ahirette cehennemi, sen cenneti göreceksin. O halde فَلَا تُدْعِ الْمُكَذِّب۪ينَ, sana yalancı diyenler, Allah'ın ayetini yalanlayanlar, reddedenler, sakın ha bunların karşısında eğilme, diz çökme, teslim olma, çaresizim deme ey Ammar, Yasir, Sümeyye, Habbab bin Ered, Bilal bin Rabah, yalnız olmanıza, çaresiz olmanıza bakmayın. Bu davayı Allah Azze ve Celle yönetiyor, o idare ediyor. Bu yolun sonu selamet olacak. فَلَا تُدْعِ الْمُكَذِّب۪ينَ, yalanlayanlar, reddedenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında duranlar, bu adamlara itaat etmeyin demek, çökmeyin, teslim olmayın. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ, buradaki lev mastariye, yani onlar وَدُّوا arzu ediyorlar ki لَوْ تُدْهِنُوا, sen onlara taviz versen, sen onlara taviz versen de böylece onlar da فَيُدْهِنُونَ, onlar da sana taviz verseler, yani din üzerinde Allah Teala'nın buyrukları noktasında seninle pazarlık yapmak istiyorlar. İslam'ı satılacak, alınacak bir mal zannediyorlar. Belamlar çıkarlar. Makamları, iktidarları için Allah'ın ayetlerini satabilirler. Din üzerine birileriyle, küresel güçlerle onlar pazarlık yapabilirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimeler bağlamında şunu ilan ediyor, şunu ihtar ediyor. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le pazarlık yaptılar. Sizinle yapacaklar. Kariyer verip pazarlık yapacaklar. Önünüzü açacaklar, pazarlık yapacaklar. Okul verecekler, arsa verecekler, yer verecekler, dünyaya açıl diyecekler. Başka dünyalık neler varsa onları verecekler. Ama bütün bunlarla Allah yolunu kapatmak için uğraşacaklar, onu amaçlayacaklar. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ, yani sen onlara taviz versen, böylece onlar da sana taviz verseler, yani bir noktaya gelseniz. Çünkü onlar dinleri kendileri uydurdular, taviz verebilirler. Peki Efendimiz Aleyhisselam'a bu teklifle gelince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem
Kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun. Ey kafirler, Allah Azze ve Celle'nin önünde eğilen bu baş asla zalimlerin, kafirlerin önünde eğilmeyecek. İslam üzerinde kafirlerle, zalimlerle pazarlık yapılmayacak. Bundan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mecnun diyenler, deli diyenler, onlar hakikatte kimler, kim peygamberi deli diyor. Amuda kalkmış bir güruh var, bir insanlar topluluğu var. Onlar amuda kalktıklarından dolayı ayaklarının yerinde başları, başlarının yerinde ayakları var. Tersine bakıyorlar. Yani Efendimiz Aleyhisselam ayaklarının hizasında onların başı var. Oradan bakıyorlar. Onun için sallallahu aleyhi ve selleme mecnun diyorlar. O kokuşan hayata müdahil olduğundan dolayı. Ruh hastasının doktora saldırması gibi. Onu tedavi etmek için uğraşan, cehdeden, yorulan, terleyen, doktora sebbeden, söven, sebbiyelerde bulunan bir akıl hastasının durumu gibi. Onlar da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o zaviyeden saldırıyorlar. Peki kim bunlar? Özellikleri neler? Madde madde Cenab-ı Hak onları bize anlatıyor. O gün Elid bin Muhire'ydi. Belki başka birisiydi ama bugün bu bapta milyonlarca insan görürsünüz. Eğer siz ve inneke la ala hulukin azim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlak sistemine, ahlak yapısına ittiba ederseniz, o muazzam, muhteşem ahlakın sahibi, onun sünneti sizin hayatınıza hakim olursa, Allah Teala sizin yolunuzu Efendimizin açtığı gibi sizin yolunuzu da açacak. Peki kim bu adamlar, özellikleri neler? وَلَا تُضِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَه۪ينَ. Sakın ha teslim olma, sakın ha yıkılma, bunların karşısında ezilme. كُلَّ حَلَّافٍ مَه۪ينَ. Yalan konuşan, yalanlarını yeminle teyit eden, Allah'ın adını yeminle ağzına almaktan sıkılmayan, daralmayan bu güruhun karşısında sakın ha teslim olma, eğilme, yıkılma, korkma, usanma. Allah Azze ve Celle yolunuzu açacak. Hallafin, mehin. İkinci özelliği bunların karaktersiz. Men yehun yesul hevanu aleyh. Eğer bir adam karakterini, şahsiyetini, itibarını kaybederse artık itibarsızlık onun için itibar olur. Her türlü aşağılayıcı ameliyeye muhatap olduğu zaman ondan zevk alır hale gelir. Men yehun yesul hevanu aleyh. Bayağılaşınca bayağılaşmak onun için sıradan bir ameliye olacak. Ona işaret ediyor. İkinci özelliği bu bunların. Mehin, bunlar bayağı insanlar. Akılları düşük. Akılları düşük olduğundan dolayı Allah Teala'nın adını sürekli ağızlarına alırlar, yemin ederler. Yani Cenab-ı Hakk'ın azametini takdir edemediklerinden dolayı her ifadeye yalanlarına yeminle başlarlar. Çünkü mehin. Akılları sıfıra müncer, belki oradan daha aşağıda. Yani bunlar için alçaklık bile bir seviye ifade ediyor üstadın ifadesiyle. Peki diğer özelliği, hemmazim meşşaim binemim. Hemmaz bunlar. Yani ayıplarlar. Yani ayıplamak için ne kadar cümle varsa, ne kadar hareket varsa bunu kullanırlar. İnsanları ayıplamayı, ötekileştirmeyi, dışlamayı kendilerine karakter haline getirmişler. Hemmazim meşşaim binemim. Söz taşırlar. Dördüncü özellikleri, bir yerden başka bir yere gıybet yaparlar. Yıkmak için aileleri, dağıtmak için cemiyetleri, toplumları, sürekli bunlar seferberlik halindedirler. Bir yerden öteye dağıtabilmek, yok edebilmek için söz taşırlar. Beşinci özellikleri, menna'in lil hayri mu'tedin esim. Hayra engel olurlar. Hep mübalağayla bunu anlatıyor. Menna'in lil hayri. Hayır, mala engel olurlar. Hayır, mal olabilir ya da güzellik adına, sadakat adına, doğruluk adına neler varsa ona engel olurlar. Müslümanlara bakın, onlar gittikleri yere hanlar götürdüler. İnsanlar oralarda rıza ilahi için ücretsiz kaldılar. 40 kilometrede bir Osmanlı hanlar yaptı. İnsanlar seferber olurken oraya giderler, kalırlar. Ücret ödemeden kalırlar, sonra giderlerdi.
Peki neden ücret ödemeden orada kalırlar? Orada o misafirler ağırlanırsa, o misafirleri ağırlayanlar Allah'ın rızasına nail olacaklardı. Bunun için yaparlardı. Otel bize batıdan geldi. Batı kültürünün bir yansıması oradan ithal edildi. Fakat bizde, biz oteli tanımadan önce hanlar vardı, kervansaraylar vardı. İnsanlar oralarda rıza-i ilahi karşılığında kalırlardı, ağırlanırlardı. Menna'il hayri, bunlar hayra engel olurlar. İşte siz şu kadar Müslümana, muhacire sahip olursunuz fakat onlar adına mülteci derler, onları almamak için şu kadar hamle yaparlar, hamle üstüne hamle yaparlar. Toplanırlar, dağılırlar birkaç tane fakire bakmamak için, ekmek vermemek için. Dünyanın en zengin devletleri olduklarını iddia ederler. Menna'i lil hayri, diğer özellikleri ise mu'tedin esim, hudud-i ilahiye tecavüz ederler. İnsanların hakkına, hukukuna da tecavüz ederler. Bunlar yetim, bunlar mazlum, bunlar dul kadın demezler. Sofralarından ekmekleri alırlar. Mu'tedin, tecavüz etmek onların özelliği oldu. Peki esimin, ya onlar günaha daldılar, günahla özdeşleştiler. Günah bunların adı oldu. Günah bunların ismi oldu. İşte bu adamların karşısında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ezilme, bunların karşısında eğilme, yıkılma, dik dur diye Allah Teala'nın talimatı var. Onun adına bütün Müslümanlara. Peki neden Efendimiz aleyhisselama hitap ediyor? Hadise çok önemli. Mekke dönemi itibariyle baktığınız zaman Müslümanlar zayıf, Müslümanlar güçsüz. Güçsüz olduğunuz zaman güçlü olana karşı bir temayül olur. Ona, güçlü olana insanlar teslim olurlar. Güçlü olanın anlayışına göre konuşurlar. O neden memnun olursa ona göre cümle kurarlar. İslam'ı onlara göre uydururlar. Belli zamanlarda nasıl olduysa kalktılar. İslam'a kasteden adamların iradeleri doğrultusunda birileri İslam'ı anlatmaya kalktı. Allah Teala onları yok etti. Adlar, isimleri silindi, gitti. Sadece sahte kahramanlara dair bir kitap yazacak olurlarsa orada sahte kahramanlar ansiklopedisi, orada ancak kendileri yer bulabilirler. O kadar tarihten nasipleri olacak. Peki bu adamlar yıkılırlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle muhatap alarak, yani sen nasıl yıkılmadıysan ümmetin de bu noktada seni üsve-i hasene olarak alsınlar, kabul etsinler. Dünya, eğer iktidar zalimlerin eline geçerse sen Mekke'de nasıl direndin, nasıl ayakta kaldınsa onlar da sana baksınlar, Bilal gibi Allahu Ekber desinler. Bilal hangi aşkı, imanı, heyecan senden aldıysa onlar da senden alsınlar, ayakta kalsınlar diye onu telkin ediyor Allah Azze ve Celle. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden dava bize anlatılıyor. Utullin ba'de zâlike zenîm. Utullin, yani onlar kabalar, softalar, aşağılarlar, hakaret ederler, söz anlamazlar. Yani en bedeviden daha bedeviler, onlarla aynı cemiyette durulmaz. Ne zaman neyi söyleyecekler, kime saldıracaklar, kimi aşağılayacaklar? Kaba adam bunlar. Ba'de zâlike zenîm, bütün bunların ötesinde. Yani buradaki ba'de sümme anlamında. Yani bütün bunlardan sonra, bu kötü sıfatlardan, vasıflardan sonra bu adamlar zenîm. Yani devenin kulağını keserler, kolun kulağını keserler, sarkar aşağıya. Bu zenîm de babası belli değil. Nasıl devenin kulağı kesilince, koyunun kulağı kesilince aşağıya doğru sarkar, fazlalık gibi görünür. Bunlar da babaları belli değil, bir aileye, bir kabileye isnat edilirler. O kulaklık gibi o kabilede fazlalık dururlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mecnun diyenler, İslam'a saldıranlara hakaret edenler, bütün bu sıfatlardan sonra bu adamlar zenîm, yani babaları, soyları,
Nesepleri belli değil. Onları bir aile isnat ettiler. Bir nüfus kağıdında buldular. Onlara bir baba yazdılar. Fakat esas itibariyle bunların babaları belli değildir. Soyları belli değildir. İşte bu adamlar İslam'a karşı yürütülen mücadelede bunlar başı çekerler. Bakın bu adamlar her devirde, her asırda, her zamanda nikahsız hayatı özgürlük olarak görürler. Eşcinseller, onlar bir arada kalsınlar, bir arada yaşasınlar, bunu hürriyet olarak savunurlar, iddia ederler. Adına çağdaşlık derler, yobazlığın adına insan nesline kastetmeye ilericik derler. Peki utullin ba'de zâlike zenîm. Zaten baktığınız zaman utullin ifadesinde harflerin tertibinde onların ne kadar kaba olduğunu Kur'an-ı Hakim'in o harf terkibinden anlıyorsunuz. Peki enkâne zâ mâli ve benîn. Buradaki enkâne, buradaki lam harfi ceri mahzuf. Peki bunun mutallak neresidir? Ve lâ tudayan külle hallâfin mehîn. Yani yemin edenlere, aşağılık karakteri sahip olanlara, bu adamlara sakın ha teslim olma, bunların karşısında yıkılma. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu zalimlerin önünde diz çökme. En kâne zâ mâli ve benîn. Onların malları var, servetleri var, çocukları var, çoğunlukları var, nüfusları var. Evlatları, yani bugün nüfusları var diye teslim olma. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de böyle bir eğilim olmaz. Yani muhal farz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gelecekler. Allah azze ve celle diriliş mücadelesi kuşatma altında nasıl yürütülecek? Kumandan peygamber. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bakın. Allah azze ve celle hadisenin öneminden, ehemmiyetinden dolayı doğrudan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhatap alıyor, ona konuşuyor, ona hitap ediyor. O nasıl yıkılmadıysa Allah Teala'nın kendisine olan emirlerine, ve la tudyan külle hallafin mehin, sakın ha teslim olma, eğilme, yıkılma, diz çökme emrine peygamber aleyhissalatü vesselam nasıl lebbeyk dedi, ittiba ettiyse siz de ittiba edin. Onların malları, servetleri, nüfusları karşısında sakın ha eğilmeyin, diz çökmeyin. Li en kâne zâ mâli ve benîn demek. Peki اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ. Velid bin Mughire'ye şu yukarıda 9 tane sıfatı özelliği anlatılan bu kafirlere, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme deli mecnun diyenlere, onların imtiyazlarını ortadan kaldırma mücadelesinin başlattığından dolayı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme saldırılan bu adamlara, اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا, ayetlerimiz okunduğunda ne derler? قَالَ اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ, öncekilerin masalları derler. Kur'an-ı Kerim'i onun itibarını, şerefini düşürebilmek için, insanları Kur'an-ı Hakim'den uzaklaştırabilmek için böyle derler. Bugün aynı şeyi söyleyenler var. Dün kim söylüyordu? Bu 9 tane özelliğe sahip olan Velid bin Mughire söylüyordu. Şimdi Kur'an-ı Hakim'i tefsir ettiğini söyleyen adam söylüyor. Nerede söylüyor? Eserinde söylüyor. Bu adam tefsir profesörü. Ama kalkıyor diyor ki Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar esatirul evvelin, öncekilerin masallarıdır. Peki ne demek? Bunlar uyduruldu demek. Bunların hakikati yok demek. Gerçek dünyada karşılığı yok demek. Bu kıssaların, yani peygamberlerin hayatlarına Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlerden bahsediyor. Sonra fevihudâhu muktedih buyuruyor. Onlara ittiba et, iktida et diye Allah Teala'nın talimatı var. Yani bunlar uydurma olsun. Kim bunların hakikat olduğunu söylüyorsa bu adam dogmatik bir anlayışa sahiptir diyor. Kim? Bir tefsir profesörü. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bu kıssaların مَا كَانَ حَد۪يثًا يُفْتَرَى, asla iftira olmadığını, yalan olmadığını, uydurulmadığını, hakikat olduğunu söylesin. Birileri kalksın bunların masal olduğunu, uydurma olduğunu söylüyorsa bu söz yukarıda 9 tane özelliğe sahip olan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mecnun diyen,
onun ahlak nizamını, ahlak yapısını reddeden Velid bin Mugire'lerin özelliğidir. Her ne kadar adı Müslüman adı olsa da. İza tutla aleyhi ayatuna kâle asâtîrul evvelîn. Öncekilerin masalları dediler. Peki eğer Müslümanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan giderlerse ve inneke lâle hulukin azîm, o ahlak nizamı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kabul ederlerse, 9 özelliğiyle malları, evlatları, servetleri olan bu insanlar, Velid bin Muireler, çağdaş Velidler, Ebu Cehiller karşınızda durmuş olsalar da davanın sahibi olan Allah Azze ve Celle yeri geldiğinde müdahil olacak. Senesimuhu alel hurtum. Hurtum onların burunları. Hurtum daha çok domuzun ve filin burnu için kullanılır. Yani domuz burnu derken de burada bir hakaret var. Peki yani burnuna, burnu damgalamak demek, burada hakaretin nihai derecesi var. En üst derecede onları tahkir etmek. Burnu havada olan bir topluluk var. Onlar burunları havada olduğundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iftira ediyorlar, buhtan ediyorlar. O yalanları, yanlışları, sömürü sistemini ortadan kaldırma mücadelesinden dolayı sen delirdin mi diyorlar, aklını mı kaybettin? Nasıl olur da bu imtiyazlarımıza düşmanlık ediyorsun diyorlar. Peki eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu yolda yürürsen buyuruyor Allah Azze ve Celle, sonu nasıl olacak bu yolun? Senesimuhu alel hurtum. Fail kim? Allah Azze ve Celle. Zamirun mustetirun fihi vücuben takdiruhu nahnu. Biz yaparız buyuruyor Allah Teala. O zalimlerin, burunları havada olan kafirlerin, Ebu Cehillerin, kıtalar dolaşıp da alem-i İslam'a bombalar yağdıran o küresel eşkıyanın burunlarını biz kırarız. Burunlarına zillet mührünü biz vuracağız. İnşallah. Eğer biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba edersek, İslam'ı hayatımıza hakim kılarsak, Allah Azze ve Celle müdahil olacak. Müslümanlar adına, İslam adına, Kur'an-ı Hakim adına müdahil olacak. Senesimuhu alel hurtum. O zalimlerin burunları kırılacak Allah'ın inayetiyle. Peki buradan onlar mana cephesinde öyle olacaklar, zillete mahkum olacaklar. Mana cephesindeki zilletlerin arkasında siyasi bir hezimet de olacak, askeri bir hezimet de olacak. Şimdi onların iktisat alanındaki hezimetlerinden bahsedecek. Bir ara verdikten sonra inşallah onların iktisadi alandaki hezimetleri nasıl olacak, onu Cenab-ı Hak bize Ashabul Cenne bahçe sahipleri üzerinde anlatıyor, ifade ediyor. Ona devam edelim. Estağfurullah ve tuğbileyi ve elhamdülillahi rabbil alemin.